1953 Zürih, Efim Geller, Max Öve. D4, At F6, C4, E6, At C3, Fil B4, Nimzo Hint savunması. Öve, hipermodern bir yaklaşımla henüz merkeze bir piyon yerleştirmedi. Fakat merkezin kontrolünü rakibin atını açmaza alarak arttırmış oldu. Arkadaşlar, burada Geller'in elinde birçok seçeneği var. Kendisinin tercihi E3 olmuş. Şimdilik vezir filini içeride bıraksa da oldukça esnek bir devam yolu. Öncelikle merkezini destekledi, biraz sonra fil D3, at F3, kısa rok ile hızlı bir gelişim elde edebilir. Aynı zamanda Nimzo Hint savunmasının temel fikirlerinden bir tanesi fil alır C3 ile rakibin piyon yapısını bozmaktır. Bu göz önüne alındığında bazı devam yollarında at E2'yi görürüz. Böylelikle fil alır C3, at alır C3 ile yanıtlanır, piyon yapısının bozulması engellenmiş olur. Oyunun devamında Geller, saydığımız bu fikirlerin dışında en agresif olan kurulumu tercih edecek. Bakalım. En son E3'e karşı Ö ve C5 ile merkeze olan baskıyı başlatarak devam etmiş. Bence burası oldukça önemli. Evet, açılışta fil B4'ü yaptık ve bir noktada C3'teki alışı yapmak istiyoruz. Peki, bu alış ne zaman yapılmalı? Rakibinizden A3'ü gördüğünüz zaman. Geller A3 ile fili sorguluyor ve şimdi fil alır C3, B alır C3. Çünkü A3 rakip için bir gelişim hamlesi değil ve böylelikle bir tempo kazanmış oluyorsunuz. Evet, buna karşılık Geller'in elde ettiği uzun vadeli çok önemli bir avantaj var, fil çifti üstünlüğü. Fakat Öve'de rakibinin piyon yapısını zayıflattı ve oyun boyunca bu zayıflıklardan çok güzel bir şekilde faydalanacak. Aynı zamanda açılıştan bu yana Geller birçok piyon hamlesi yaptı ve bu da rakibine oranla gelişimde geri kalmasına neden oldu. B alır C3'e karşı Ö ve B6 ile oyuna devam etmiş, vezir filini uzun çaprazdan bazı devam yollarında ise A6 karesinden geliştirmeyi hazırlayarak. Şimdi fil D3, fil B7, bakın dikkat edin, yine rakibin E4 sürüşleri hafif taşların yardımıyla engellenmiş durumda. Fakat Geller E4 sürüşünde ısrarcı olduğunu bizlere F3 ile göstermiş. Evet, rakip E4 yapmak istiyorsa bunu sonsuza kadar engelleyemiyoruz. Fakat Öve de burada şunu söylüyor. Evet, E4 yapabilirsin ama bunun için önemli tavizler vermek zorundasın. Nedir onlar? Yapılan F3 hamlesi bir kez daha rakip için bir gelişim hamlesi değil. Aynı zamanda şahın ilgili çaprazını, çevresini de biraz zayıflatmış oldu. Ve atın en doğal gelişim karesi F3 karesi elinden alınmış durumda. Bu da atın merkezden biraz daha uzak bir şekilde geliştirilmesi anlamı taşıyor ve oyunun geri kalan kısmında Ö ve merkezden daha fazla şanslar elde edebilir. F3'e karşı at C6. Evet, ilk bakışta merkeze olan baskıyı arttırıyormuş gibi dursa da çok güzel ve önemli bir fikri var. Şimdi at E2, kısa rok ve kısa rok. Böylelikle iki büyük usta şahlarını güvence altına aldılar ve artık planlarına başlayabilirler. At A5, Ö ve öyle yapmış. Evet, bizler çok iyi biliyoruz ki atlar genellikle tahtanın köşelerinde çok mutlu olmazlar. Fakat bu pozisyon bir istisna. At A5'in fikri ise zayıf C4 piyonuna olan baskıyı arttırmak ve fili biraz daha açık bir çaprazda bırakmaktır. At A5'e karşı. Geller de kendi karşı oyununu merkezden ilerleterek E4 tercihinde bulunmuş. Burada şunu söylemek yerinde olur ki alan üstünlüğü bizler için bir ulaşılması, yani hedef değildir, bir araçtır. Ana planımız atak yaptığımız kanattan
alan üstünlüğünün yardımıyla sonuca ulaşabilmektir. Burada da aslında Geller'in planı rakibin şah kanadından saldırmak. Neden mi? Biraz sonra E5 gelecek ve şahın çevresindeki en önemli savunucu bu at F6 karesinden uzaklaştırıldığında filin çaprazının açılmasıyla birlikte H7 piyonu savunmasız kalacaktır. E4'e karşı atı E8. ÖV'de profilaktik bir yaklaşım sergileyerek E5'e karşı hemen bir önlem aldı ve artık E5 sürüşü tempoyla gelmeyeceğinden dolayı buna karşı verilecek daha farklı yanıtlar ortaya çıkabilir. Ve şimdi Geller oyuna at G3 ile devam etmiş. Evet, planımızın belirlenmesinde en az piyon yapıları kadar taşların aldığı pozisyonlar da çok önemlidir. At G3 bir noktada rakip şaha saldırabilmek için uygun karelerden rakip şah kanadına yaklaştırıldı, vezirin çaprazı açıldı, böylelikle F piyonu hareketlendiğinde vezir de saldırıya katılabilir. En son at G3'e, ÖV, C4 piyonuna baskıyı arttırmak için bakın ne yapıyor? Önce C alır D4 yapıyor ki C dikeyi açılsın. Şimdi C alır D4'e, kale C8 ve C4 piyonu istek altında. Burada Geller çok prensipli bir yaklaşım sergileyerek C4 piyonunu feda etmiş ve oyuna F4 sürüşüyle devam etmiş. Aslında ters kanada atılan roklardaki durum burada da tamamen geçerli. Hız çok önemli. Geller de bunun farkında. Ve bu sebeple rakip şaha saldırmak, yani rakibi mat etmek istediğinden dolayı artık Geller için materyalin hiçbir önemi yok. Özellikle de bir piyonun. Burada C4 piyonunu bırakıyor. Fakat şunu söylemek yerinde olur ki, burada ÖV diğer kanattan, rakibin piyon zayıflıklarının bulunduğu vezir kanadından karşı oyununu gerçekleştirirken, Geller ÖV'nin şahına saldırmak isteyecek. Ve evet, şu noktada Geller C4 piyonunu bırakmaktan çok rahatsız değil. Fakat ÖV'nin şah kanadında yapacağı en ufak bir hata mat ile sonuçlanabilir. Bu sebeple şah kanadından atak yapan oyuncu her zaman psikolojik bir avantaja sahiptir. En son F4'e karşı ÖV tabii ki C4 piyonunu alarak devam ediyor. Evet, vezir kanadında kendisinin bir piyon üstünlüğü var. Fakat rakip kendisini mat etmek istediğinden dolayı bu üstünlüğünden faydalanabilmesi, tamamen dikkatini oraya çevirmesi hiç kolay olmayacaktır. Ama olur da rakibinin saldırısını yavaşlatabilir, durdurabilirse bu kez bu kendisine çok büyük bir avantaj verir. At alır C4'e, F5. Hem bu filin çaprazı açıldı hem de E6 alışlarından sonra kalenin de dikeyi açılacak ve bu kale saldırıya katılabilir. En son F5'e F6. Yine bir savunma hamlesi. Bakın ÖV rakibin isteklerini de göz ardı etmiyor. Çünkü bu noktada fikirlerden bir tanesi F6 bile olabilirdi. Yine rakibin şahının önündeki piyon yapısını zayıflatma fikriyle ve G alır F6'ya ya da at alır F6'ya belki kalite fedası bile gündeme gelebilir. İşte ÖV rakibin bu sürüşünü kesmiş ve F6 yapmış. Elbette bir noktada vezir H5, fil G5 gibi fikirlere de alınmış bir önlem hamlesi. F6'ya karşı. Şimdi kale F4. Yavaş yavaş Geller baskıyı arttırıyor. Kale H4 yapacak, vezir H5 gelecek ve mat edecek. B5. Çok güçlü bir hamle. Neden mi? Kale H4'e, vezir B6. Aslında burada ÖV çok iyi bilinen temel bir prensibi uyguluyor. Nedir o? Rakibin kanat saldırısına karşı verilebilecek en iyi ve etkili tepki merkezden karşı saldırıdır. Burada da vezir B6, şimdi vezir alır D4, takiben vezir alır A1 isteğiyle geldi. Bu sebeple Geller E5 oynamış, kalesini hem saldırıda hem de piyonun savunmasında
kullanmak istiyor. Aynı zamanda E5'in pilin çaprazını açtığını da unutmayalım. Fakat E5'e karşı bir taktik var. At alır E5. Piyon açmaz da. Fakat Geller bunu tabii ki görmüştü. Ne demiştik az önce? Piyonlar ve materyal artık kendisi için bir önem taşımıyor. At alır E5'e, F alır E6 ve şimdi filin de önü açıldı, H7 isteniyor. Bu sebeple at alır D3 ve vezir alır D3. Hem vezir alır H7 hem de dikkat edin. E alır D7'den sonra hem at hem kale istek altında kalabilir. Burada Öve soğukkanlı bir şekilde vezir alır E6 yapmış ve rakibin vezir alır H7'sine izin vermiş. Çünkü kendisi az önce F6 yapmıştı, şahı F7 karesine gelebilir. Ve şimdi Geller fil H6 ile hem filini hem de biraz sonra kalesini saldırıya katabilir. Bakın arkadaşlar, kendinizi Öve'nin yerine koyun. Tahta başında bu pozisyona baktığınızda gerçekten oynaması çok zor. Rakibin neredeyse bütün taşları şahınızı çepeçevre sarmış durumda. Fil H6 elbette açmaz var. Biraz sonra kale gelecek ve isteklerden bir tanesi kale F1 yapıldığında dikkat edin. Fil alır G7 almak, at alır G7'ye de at F5 oynamak. İşte kale F1'in fikri bu. Açmazdaki G7 karesindeki taşı isteyecek. Hadi biz kale G8'de korusak bile bu kez kale G4 ile açmaz üzerindeki taş tekrar alınabilir. Ve karşınızdaki de öyle böyle bir isim değil. F'im Geller. Yani bir anda en ufak bir dikkatsizliğinizin sonucunda ne olduğunu anlamadan mat olmuş bir şekilde tahtadan kalkabilirsiniz. Fakat Öve soğukkanlı bir şekilde fil H6'ya soğuk duş etkisi yaratan kale H8 savunma hamlesini buluyor. İnanılmaz. Kale boşta gibi ve yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Arkadaki fil de istek altında. Bu sebeple vezir alır H8. Peki bu kale fedasının fikri ne olabilir? İlk bakışta sanki hani veziri açmazdan çıkardığı için fili almakmış gibi duruyor. Fakat şahımızın olduğu tarafla ilgilenemeyiz. Bakın bu kale fedasının fikri veziri H7'den saptırıp kale C2 gelebilmekti. Neden mi kale C2? B7'deki arkadaşımızı unutmayalım. Kale alır G2 isteği var. Bir anda Öve rakibin şahına karşı saldırıya geçti. Şimdi kale C2'ye. Burada makina öyle bir savunma hamlesini öneriyor ki bulmak çok çok zor. Gerçekten. Ne öneriyor biliyor musunuz makina? D5. Yani evet, filin G2'ye bakışını kesmek olduğunu anlayabiliyoruz. Fakat piyon boşta. Önce vezirle alalım. Vezir alır D5. Oh, hayat çok güzel değil mi? G2'den mat istiyoruz. İşte o kadar kolay değil. Kale E4. G2'ye savunduğu gibi şimdi vezir alır E8 istiyor. Yani bir anda mat olan taraf siz olabilirsiniz. Peki D5'e fille alalım ve kale alır G2 isteğimizi devam ettirelim. Bakın unutmayın, filin D5'te olması sebebiyle vezirin B3 karesine gelişi engellenir ve bunun oyunda ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Yani çok büyük bir incelik D5 savunması. Tekrar oyuna döndüğümüzde kale C2'ye arkadaşlar burada Geller gibi mükemmel bir hesap yeteneğine sahip büyük usta bile hata yapıyor ve kale C1 oynamış. Kaleleri değişmek istiyor. Fakat kale alır G2'den sonra tabii ki şah H1'e gelemez, açarak isteklere girmiş olur. Bu sebeple şah F1 ve büyük ihtimalle Geller'in gözünden kaçan hamle vezir B3'tü. Evet, vezir B3. Yani burası satrancın güzelliğini bizlere gösteriyor. Nasıl mı? Bakın, vezir de şahın savunmasından uzaklaştı. Şah adeta yapayalnız, sadece
E8 karesindeki at G7 karesini savunuyor ve bu çok önemli. Yani Öğven'in şahının çevresinde adeta kara bulutlar dolaşıyor fakat şu an hiçbir istek yok. Şah isteği de yok. Gerçekten çok çok nadir görülen pozisyonlardan bir tanesi. Peki Vezir B3'te biz ne istiyoruz? Boş bir hamle yaptıralım gellere. Şimdiki istek önce Vezir F3 şah çekmek. Şah E1'e de F2'den şah çekmek. Şah D1 kaçtığında da fil F3 ve takiben mat ile oyun sonuçlanırdı. Aynı zamanda bunun bir benzerini D3 karesinden de gerçekleştirebiliriz. Ve burada geller Vezir F3 temposundan kaçmak için Şah E1'i uygun görmüş fakat her halükarda Vezir F3 yine geliyor ve burada geller oyunu terk ediyor. Evet. Çünkü az önce söylemiştik. Vezir F2 takiben, fil F3 ve mat var ve bu engellenemez. Neden mi? Eğer kale F4 ile Vezir F2 tutulmaya çalışılırsa, bakın dikkat edin bu kez de filin yolu kesilir, Vezir E3'e olanak sağlanır. Ve ister Şah D1 kaçın, Vezir D2 mat var, ister Şah F1 kaçın, buna da kale G1 mat olurdu. İşte bu sebeple Vezir F3'e geller oyunu terk etmiş. Çünkü isteklerden bir tanesi de yine mata götüren kale G1. Yani birçok yerden mat isteği var. Gerçekten satranç tarihinin gördüğü en etkili karşı atak, kontra ataklardan bir tanesi. Mükemmel bir savunma ve mükemmel bir karşı saldırı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla, bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Arkadaşlar, videoyu bitirmeden önce dayanamayacağım. Mükemmel bir espriyle videoyu bitirmek istiyorum. Öve öve bitiremediğimiz oyunun sonuna geldik ve sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.